Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şimdi bir diğer işleyeceğimiz önemli mesele ise senedi itibariyle sünnetin çeşitleri. Aksa muhabi itibari senediha, senedi itibariyle sünnetin kısımları, çeşitleri bölümünü okuyacağız. Tenkasimu sünne bi itibari ruvatiha anir Resulü, Allah elçisinden rivayet eden raviler açısından sünnet ayrılmakta ila selaseti aksamin, üç kısma ayrılmakta. Burada ilah harfi ceri tenkasim kelimesine bağlı. Sünnetun mutavatiratun ve sünnetun meşhuratun ve sünnetu ahadin. Demek ki ravileri açısından sünnetin kısımlarına baktığımız zaman bunu üç kısma ayırıyoruz. Mütevatir sünnet, meşhur sünnet ve ahad sünnet. Şimdi her birisinin kendine göre bir takım hükümleri vardır ve biz sünnet-i mütevatireden başlayacağız. Yalnız yine hatırlatmamız gerekiyor ki burada sünneti ravilerin sayısı açısından taksimata tabi tutmaktayız. Fe sünnetul mutavatire, mutavatir sünnet, hiye ma ravaha an Rasulillahi cem'un, Allah Resulünden öyle bir topluluk, öyle bir grup bu sünneti rivayet ediyor ki yemteni'u adeten en yetavata'a efraduhu ala kezibin, bu topluluğun adet itibariyle yalan üzerinde birleşme ihtimali, şansı yoktur. Yemteni'u, mümkün değil. Adeten, adet olarak mümkün olmayan ne peki? En yetavata'a, birleşmeleri, efraduhu, bu topluluğun fertleri, bireyleri, ala kezibin, yalan üzerinde birleşmeleri mümkün değildir. Peki neden adeten mümkün değil? Yani vakada neden böyle bir şey mümkün değil? لِكَثْرَتِهِمْ, çok olmaları, ve emanetihim, ve güvenilir insanlar olmaları, وَاَخْتِلَافِ وَجْهَاتِهِمْ وَبِعَاتِهِمْ, bakış açılarının ve çevrelerinin değişik olmasından dolayı. Her birisinin bakış açısı, çevresi, yetiştiği ortam değişik olmasına rağmen ve dahi emanet sahibi, yani güvenilir insanlar olmaları, son olarak da bize gelen bu rivayet o kadar çok insan tarafından aktarılıyor ki buna yalan deme şansımız kalmamakta. وَرَوَاهَا عَنْ هَذَا الْجَمْعِ جَمْعٌ مِثْلُهُ, aynı şekilde bu rivayeti bu topluluktan alan ikinci grup ise, ikinci tabaka ise aynen bunlar gibidir. حَتَّى وَصَلَتْ اِلَيْنَا, ta ki bu rivayet bize ulaşıncaya kadar بِسَنَدَ كُلِّ تَبَقَةِ مِنْ رُوَاتِهِ جَمْعٌ لَا يَتَّفِقُونَ عَلَى كَذِبٍ, yalan üzerinde birleşmeleri mümkün olmayan her tabakanın, ravinin senetle bize ulaştırmasına kadar bu güvenirlik, çokluk devam etmekte. مِنْ مَبْدَئِ تَلَقِ عَنِ الرَّسُولِ, Allah elçisinden almaktan başlamak suretiyle ila nihayetil usulü ileyna, bize ulaşıncaya kadar. Öyleyse ilk tabakaya baktığımız zaman buna mesela sahabe tabakası diyelim. Bu sahabe tabakasından birçok sahabe bu rivayeti daha sonraki insanlara aktarıyor. Buna da tabi'in tabakası diyelim. Tabi'in tabakası da bu rivayeti olduğu gibi etba'u tabi'in tabakasına aktarmakta ve böylelikle bu rivayet sağlam bir senetle bize ulaşmış oluyor. Hiç değişmeden, bozulmadan günümüze kadar ulaşmış oluyor. Müellifimizin ifadesiyle min mebde'i telaki ani rasul, elçiden alındığı andan itibaren ila nihayetil usulü ileyna, bize ulaşıncaya kadar her bir tabaka bu senedi olduğu gibi muhafaza ediyor ve koruyor. Ve min hazel kısım, bu kısımdan sayılır السنن العملية في أداء الصلاة والصوم والحج والأذان وغير ذلك من شعائر الدين. Bilhassa mütevatir sünnet dediğimizde fiili bir takım sünnetleri kastediyoruz ki bu da namazın eda şekli, oruç, hac, ezanın okuma biçimleri gibi keyfiyetlerdir, hallerdir. Bilhassa burada dikkatimizi çeken ifade min şa'airi din. Bu gerçekten önemli bir ifade biçimi. Çünkü genellikle
mütevatir sünnet dediğimizde dinin sembolleri olan, dinin esasları olan işte oruç, zekat, hac, ezan gibi bilgilerin bize bu şekilde ulaşması. اَلَّتِ تَلَقَّاهَا الْمُسْلِمُونَ عَنِ الرَّسُولِ بِالْمُشَاهَدَةِ Bu bilgileri, bu saymış olduğumuz ameli sünnetleri Müslümanlar telakki etmişler, almışlar Allah elçisinden ne ile? بِالْمُشَاهَدَةِ görerek اَوِ السَّمَاعِ işiterek جُمُوعًا عَنْ جُمُوعٍ ve bu bilgi bize gelirken bir topluluktan başka bir topluluğa aktarılmak suretiyle bize ulaşmıştır. Yani sadece bir ferdin bir ferde, bir şahsın bir şahsa değil de bir cemaatin, bir topluluğun başka bir topluluğa aktarması suretiyle günümüze kadar ulaşmıştır. Min gayri ihtilafin fi asrin an asrin ve hiçbir asırda ihtilafa düşülmeksizin. Ev kutrin an kutrin ya da herhangi bir bölgede sorun yaşanmaksızın. Ve kalle en yüce fi sünen el kavliye hadithu mütevatir. Ancak şunun altını çizmemiz gerekiyor ki kavli sünnette mütevatir hadis sayısı az. Müellifimiz gerçekten doğru bir bakış açısıyla sünnetin taksimatını anlatırken, bilhassa mütevatir sünneti anlatırken buna ameli ittisal diyebiliriz aslında. Hiçbir şekilde bozulmaksızın Müslümanların adeta genlerine işleyen sünnetleri burada kastediyoruz. Dolayısıyla bunlar da dinin temelini, esasını, şairini oluşturan ameli sünnetlerden oluştuğunu görmekteyiz. Peki kavli sünnette mütevatir var mı? Var ama sayısı oldukça az. Bu konuda zaten yazılmış olan eserler var. Buna temas edeceğiz inşallah. Şimdi meşhur sünnete baktığımız zaman hiye ma ravaha an rasulillahi sahabiyun Allah Resulü'nden bir sahabi ev ithnani iki ev cem'un ya da üç sahabi ev cem'un bir topluluk manasına geliyor. Bir, iki ya da bir topluluk rivayet etmiş ancak lem yeblu hadde cem'i tevatür tevatür sayısına ulaşmış değildir. Tevatürde aramış olduğumuz topluluk burada yok. Bu meşhur hadis bu anlamda tevatür seviyesine ulaşamamıştır. Thumma ravaha an hada ravi اَوِ الرُّوَاتِ جَمْعٌ مِنْ جُمُعِ تَوَاتِرِ Daha sonrasında mütevatirin şartını taşıyan topluluk bu rivayeti alıyor ve daha sonrasında ümmet arasında neşretmiş oluyor. Öyleyse meşhur ile mütevatirin temel farkı nedir diye sorarsanız mebde'i bizim açımızdan önemli ve daha sonraki gidişatı. Burada tevatür hiçbir zaman ne sahabe, tabi'in, etbe-u tabi'in döneminde değişmiyor. Ancak burada bazen meşhur hadiste bir sahabi, iki sahabi ya da az bir sahabi Resulullah'tan bunu alıyor. Ancak daha sonraki tabakalarda mesela tabi'in, etba'u tabi'in dönemlerinde bu hadis tevatür seviyesine ulaşmış oluyor. Peki neden buna mütevatir demiyoruz? İlk tabakada tevatür şartını taşımadığından dolayı. وَرَوَاهَا اَنْ هَذَا الْجَمْعِ جَمْعُ مِسْلُهُ Yine bu rivayeti alan topluluk başka bir topluluğa bunu aktarıyor. Bunu alan topluluk da tamamen onlar gibidir. Ve an hadal cem'i cem'un misluhu devam ediyor aynı manada. Hatta vasalet ileyna bi senedin böylelikle doğru bir senetle bize ulaşmış oluyor. Evvelu tabakatin fihi semi'u min ar-rasuli kavluhu ve şahidu fi'luhu fardun ev ferdani ev efradun lem yasilu ila cem'i tevatür. Şimdi müellifimiz tekrar bu ifadeyi ne yapıyor? Aynı ifadeyi tekrarlamış oluyor. İlk tabakada Allah Resulü'nden bunu işiten, duyan kimseler var. Ama bunlar bir fert ya da iki şahıs ya da tevatür seviyesine ulaşamamış bireylerden oluşmakta. وَسَائِرُ تَبَقَاتِهِ جُمُعُ تَوَاتُرُ Ancak diğer tabakalara baktığımız zaman, yani bilhassa sahabe tabakası dışındaki tabakalara baktığımız zaman, tevatürün şartlarını taşıdığını ve tevatürün seviyesine ulaştığını görmekteyiz. وَمِنْ هَذَا الْقِسْمِ Bu kısımdan sayılmakta بَعْدُ الْأَحَادِثِ اَلَّتِ رَوَاهَا عَنِ الرَّسُولِ عُمَرْ بِنْ خَطَّابِ اَوْ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ مَسْعُودِ اَوْ اَبُوْ بَكْرِ اَسْسَدِّقِ gibi sahabe efendilerimizin rivayetlerini buna örnek olarak verebiliriz. ثُمَّ رَوَاهَا عَدْهَا اُلَاهِ Sonra bunlardan birisinden rivayet ediyor. جَمْعٌ Öyle bir topluluk ki لَا يَتَّفِقُ اَفْرَادُهُ عَلَى كَذِبٍ Bireylerinin yalan üzerinde birleşme ihtimali yok. Ne gibi? اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ
Bunya İslamu ala khamsin la darara ve la dirar örneklerinde olduğu gibi. Aslında mesela innemel amalu binyat daha çok garip hadise ya da aziz hadise verilen örnekler içerisinde zikrediliyor. Ancak fıkıh usulü açısından bizim için bu önemli değil. Bizim için daha sonraki süreçte artması esastır. Bu sahabi bir kişi de olsa, mesela bir kişi olduğu zaman aslında buna garip diyoruz. İki kişi olsa aziz hadis diyoruz. Usul hadis açısından. Ancak usul fıkıh açısından bu böyle değil. Eğer sahabe kendisi zaten muteber ve doğrudan doğruya sika olduğu için es-sahabetu kulluhum udul kaidesi burada işletiliyor. Öyle olunca sahabenin sayısına doğrudan doğruya bakılmıyor. Sonraki artışa bakılmakta. Bundan dolayı da buna meşhur diyoruz. Zaten sahabe arasında tevatür derecesine ulaştıysa buna zaten mütevatir diyoruz biz kıtlarda. Ancak mütevatir hadisler genellikle ameli olan hadislerdir. Ve İslam'ın bütünlüğünü sağlayan, ibadetlerin keyfiyetini bize anlatan, nesilden nesile adeta Müslümanların genlerine işleyen ameli sünnetlerden oluşmakta. Kavli sünnete gelince bunların sayısının az olduğunu görmekteyiz. Meşhur hadise baktığımız zaman daha çok sözlerden ibaret olduğunu görmekteyiz. Bunu da ifade etmiş olalım. Şimdi El-Ferku beyne sünnetil mutavatire ve sünnetil meşhure. Peki mütevatir sünnet ile meşhur sünnet arasında nasıl bir ayrım var? Neden böyle bir ayrıma ihtiyaç duyuyoruz? Enne sünnetel mutavatire, mütevatir sünnet, kullu halakatin fi silsileti senediha, her senedinin zincirinde, halkasında vardır. Cem'u tevatür, tevatür olan bir topluluk vardır. Min mebde-i telaki anir rasuli ila vusuliha ileyna, Peygamber Efendimiz'den alındığı andan itibaren günümüze ulaşıncaya kadar. Hem mebdeinde yani hem bidayetinde tevatür sayısı var, hem nihayetinde tevatür sayısı var. Ve emme sünnel meşhure, ancak meşhur sünnete gelince, fel halakatul ula fi senediha, senedindeki ilk halka, ilk tabaka, leyset cem'an min cumu'i tevatür, tevatürün sayısına ulaşmış bir topluluktan oluşmamakta. Bel ellezî telakâh anir rasûli vâhidun, bu rivayeti Allah Resulü'nden bir kişi, ev ithnâni iki kişi, ev cem'un ya da bir topluluk almış ama o topluluğun sıfatı ki lem yeblug cem'al tevatür, tevatürün topluluğuna ulaşmış değildir, sayısına ulaşmış değildir. Vesairul halakati cum'u tevatür. Ancak diğer halkaları ise vesairul halakat, ilk tabaka dışındaki diğer tabakalara baktığımız zaman, halkalara baktığımız zaman cum'u tevatür, tevatürün şartlarını taşıyor, sayısına ulaşmış. Öyleyse meşhur ile mütevatir arasındaki temel fark ilk tabaka dediğimiz sahabe tabakasında bitmekte. Şayet bu sahabe tabakasındaki sayı tevatür derecesine ulaştıysa zaten zorunlu bir şekilde bunu kabul etmek durumundayız. Ve buna sünnet-i mütevatire diyoruz. Ancak sahabelerin sayısı ilk tabakada 1-2 ya da tevatür derecesine ulaşmamış ise ve daha sonrasında tabi'in, etba'u tabi'in döneminde yani birinci halka, birinci tabaka değil de ikinci ya da üçüncü halkada, tabakada bu tevatür seviyesine ulaşıyorsa buna meşhur hadis demekteyiz. Peki ahad hadis ne demek? Tabi bunun akide ile ilgili bir yönü daha vardır. Mütevatir ve meşhurun akide ile ilgili bir yönü daha var. Bunu da daha sonraki derslerimizde geniş bir şekilde işleyeceğiz. Mütevatir hadis ya da rivayet inkar edilemez. Çünkü küfrü mucib olan bir durumdur. Ancak meşhur için böyle bir şey diyemiyoruz. Fıkıh ilmi açısından mütevatir ile meşhur aynı seviyede. Ve sünnetul ahad hiye ma ravaha anir rasuli ahadun. Peygamber Efendimiz'den bu sünneti rivayet edenler ahadun, bazı kimselerdir. Yani burada ahattan maksadımız tevatür seviyesine ulaşmayan manasında. Lem tebluğ cumu'a tevatürü, tevatürün sayısına ulaşmayan bireyler tarafından bu hadis bize ulaşmıştır. Bi en ravaha anir rasuli vahidun, şöyle ki Allah Resulü'nden bunu sadece bir kişi, ev itnani iki kişi, ev cem'un lem yebluğ hadde tevatür veyahut da tevatür seviyesine ulaşamayan bir topluluk bunu rivayet etmekte. Ve ravaha an hâda ravi,
mislihi aynı şekilde bu raviden rivayet ediyor. Ya da şöyle okuyalım. Ve ravaha an hada ravi misluhu. Bu raviden, ravinin aynısı rivayeti ondan alıyor. Ve hakeza hatta vasalet ileyna bi senedi tabakati ahadin la cumu'u tevatir. Böylelikle tevatür sayısına ulaşmayan bireylerden oluşan bir senetle bize ulaşmış oluyor. Ve min hadal kısmi ekterul ahadis elleti cumu'at fi kutubi sünne ve tes'a ve tüsem olması lazım ya. Ve tüsemme haberel vahid. Aynı zamanda buna haber-i vahid diyoruz. Ve sünnet kitaplarında yer alan hadislerin birçoğu ahad hadislerden oluşmakta. Şimdi buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Ahad dediğimiz zaman bir kişinin rivayet ettiği hadis demek istemiyoruz. Çünkü şeye baktığımız zaman, bilhassa usul hadise baktığımız zaman, ahad hadisler temelde mütevatir ve ahad olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Ahad ise meşhur, aziz ve garip olmak üzere üç kısma ayrılmakta. Hadis bilimi temelde mütevatir olanla uğraşmıyor. Mütevatir olan zaten araştırmaya ihtiyaç duymayan hadis türü. Burada herhangi bir şekilde yalanın, kizbin olma ihtimali yok. Böyle bir ittiham söz konusu değil. Öyle olunca hadis ilminin temel amacı, kuruluş ve tesis gayesi, hangi sözün Resulullah'a ait olup olmadığını, hangi eylemin, hangi onayın ona ait olup olmadığını ya da aidiyet ve nispet derecesi ve tonunu ortaya koymak üzere var olan bir bilimdir. Öyle olunca usul hadis temelde ahad haberler üzerinde yoğunlaşır. Merkezi noktasını ahad haberler oluşturmakta. Burada şunun altını çizmemiz gerekiyor. Usul fıkıh ilminin yapmış olduğu hadis ve sünnet taksimatı ile usul hadisin yapmış olduğu taksimat arasında fark vardır. Bunu da zaten burada işlemiş olduk bu arada. Öyleyse şu anda sünnet kitaplarında elimizde bulunan hadisler hangi kısma girmiş oluyor? Ahad haberler olarak karşımıza çıkmakta. Ahad haber dediğimizde de yanlış anlamayalım, birey anlamında değil. Çünkü ahad haberleri yeri geldiği zaman 3 kişi, yeri geldiği zaman 2 kişi rivayet edebilir. Burada esasen tevatüre ulaşmamış olması esas ve daha sonraki sürece baktığımız zaman da bu hadis artmıyor. Yani meşhur hadiste olduğu üzere ilk sahabe tabakasında 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi olup da daha sonrasında artmıyor. Olduğu gibi kalıyor. Onun için buna ne diyoruz? Ahad sünnet diyoruz. Ahad sünnetler konusunda biraz daha hassas olmamız gerekiyor. Zaten hadis usulünün varlığı buna dayanmakta. Ahad sünnetin de kendi içerisinde tabii bir takım taksimatları söz konusu. Bunları da inşallah daha sonraki usul hadis kitaplarında detaylı bir şekilde işlemeyi düşünmekteyiz. Şimdi sünnetin kısımlarını bitirdikten sonra sünnetin delalet konusuna geçeceğiz. Ancak şurası bilinmesi lazım ki sünnetin özellikle subutu ve vurudu konusu sünnetin kısımlarıyla doğrudan alakalı bir mevzu olarak karşımıza çıkmakta. Hemen hatırlamaya çalışalım. Sünnetin kısımlarından bahsederken mütevatir sünnet, meşhur sünnet ve ahad sünnet olmak üzere 3 kısım sünnetten söz etmiştik. Burada bizim için önemli olan nokta şurası. Bilhassa sünnetin vurudu noktasında bu ayrımların tekrar karşımıza çıktığını göreceğiz. Kat'iyyetuha ve zanniyetuha. Şimdi kat'iyyuha ve zanniyuha şeklinde de okuyabiliriz. Sünnetin kat'i ve zanni oluşu meselesine gelince. Kur'an-ı Kerim'den bahsederken, Kur'an-ı Kerim'in subutu açısından kat'i olduğunu söylemiştik. Ancak manaya delaleti açısından kat'i ayetler olduğu gibi zanni ayetler de vardır. Peki sünnet için neler söylenebilir? Özellikle subutu ve vurudu açısından müellifimiz bunu daha öncesinde yapmış olduğumuz taksimata göre değerlendirecek. Emme min cihetil vurudi, geliş açısı itibariyle sünnet, fe sünnetul mutevatire kat'iyetul vurudi ani rasul, sünnet-i mutevatiriye Resul'den gelmesi açısından kesinlik ifade eder, kat'idir. Neden? لِأَنَّ تَوَاتُرَ النَّقْلِ, çünkü mütevatir bir şekilde gelmiş olması
يفيد الجزم والقطع بصحة الخبر كما قدمنا işlemiş olduğumuz üzere haberin sıhhatini kesin olarak ifade etmekte. Öyleyse burada ana kavram tevatür kelimesi. Bir olay, olgu, haber, nakil bize tevatür bir şekilde ulaşıyorsa bunun doğru olduğuna dair kesin bir bilgi var demektir. Öyleyse cezm ve kat dediğimiz kesin bilginin oluşması ne ile sağlanıyor? Tevatür yoluyla sağlanmakta. Tevatürün olması ise bu haberin doğruluğunu, sıhhatini ortaya koymakta. Ancak burada dikkatimizi çeken husus şurası olması gerekiyor. Sadece sünnet-i mütevatire vurudu itibarla kat'idir. Peki hangi açıdan kat'i? Allah Resulü'nden geliş açısından. Şimdi meşhur sünnete baktığımız zaman bunun da vurudunun kat'i olduğunu söyleyeceğiz ama sahabiden ya da sahabeden gelmesi açısından vurudunun kat'i olduğunu söyleyeceğiz. Kesin olduğunu söyleyeceğiz. Öyleyse sünnet-i mütevatire ve sünnet-i meşhure her ikisi de tevatürü ifade ediyor. Ya da şöyle diyelim, her ikisi de sünnet-i mütevatire ve sünnet-i meşhure vurudu itibariyle, geliş açısı itibariyle kat'iyet ifade ediyor, kesinlik ifade ediyor. Mütevatire sünnet Resul'den gelişini kesin iken, meşhur olan sünnet ise sahabi, yani bir sahabi ya da sahabelerden gelmesi açısından kesinlik ve kat'iyet ifade etmekte. Ve sünnetul meşhuretu, aynı şekilde meşhur olan sünnet kat'iyetul vurudi ani sahabi evi sahabedi, bir sahabeden ya da birçok sahabeden geliş açısı itibariyle kat'idir, kesinlik ifade eder. Ellezine telakkavneha anil Resul, öyle sahabeler ki o bilgi zaten Allah elçisinden almışlar. Niçin kesin diyoruz? Vurudu ve gelişi kat'i olduğunu söylüyoruz. لِتَوَاتُرِ النَّقْلِ anhum. Çünkü burada nakil noktasında bir tevatür vardır, bir kesinlik vardır. وَلَكِنَّهَا fakat لَيْسَتْ قَطْعِيَّةَ الْوُرُودِ عَنِ الرَّسُولِ peygamberden geliş açısından kesinlik ifade etmez. Ya da şöyle diyelim, peygamberden gelen kesinliği ifade etmez. Bu derecede değildir. Şimdi mütevatir habere baktığımız zaman bununla mukayese etmiş oluyor müellifimiz. Meşhur sünnet ile mütevatir sünneti mukayese ediyor. Evet diyor, sahabi ya da sahabeden geliş açısından meşhur sünnet kat'iyet ifade etmekte. Ancak bu kat'iyet Allah elçisinden gelen sünnet-i mütevatire derecesinde değildir. Neden? لِأَنَّ اَوَّلَ مَنْ تَلَقَّ عَنْهُ لَيْسَ جَمْعَ التَّوَاتُرُ. Çünkü onu ilk alan kimse tevatür derecesine ulaşamamıştır. وَلِهَذَا جَعَلَهَا فُقَعَهُ الْحَنَفِيَةِ. Bundan dolayı Hanefi fakihleri bu meşhur haberi kabul etmişler. فِي حُكْمِ السُنَّ الْمُتَوَاتِرَ. Mütevatir sünnet hükmü olarak kabul etmişler. Onlar açısından mütevatir sünnetin hükmü ile meşhur sünnetin hükmü aynı derecede bulunmakta, yer almakta. Feyuhassisu biha amel, ya da feyuhassasu diyelim. Böylelikle feyuhassasu biha amul Kur'ani, Kur'an-ı Kerim'de umumi anlama gelen bir takım manaları tahsis etme özelliğine sahip olmuş oluyor. Ve yufidu biha ve yuqayyadu biha mutlakatun, ve Kur'an-ı Kerim'de mutlak olan ayetler bu sünnet sayesinde mukayyet hale getiriliyor. Neden? لِأَنَّهَا مَقْتُوعُ وُرُودُهَا عَنِ السَّحَابِينَ. Çünkü sahabiden gelmesi noktasında bir kesinlik ifade etmekte. Sahabi kim peki burada? وَالسَّحَابِيُّ, sahabe dediğimizde ise ya da ashabtan herhangi bir kişi dediğimizde ise حُجَّةٌ وَثِقَةٌ فِي نَقْلِ عَنِ الرَّسُولِ, Allah Resulü'nden aktarma noktasında hüccettir, sikadır, kendisine güvenilirdir, muteber ve mutemet bir şahsiyettir. فَمِنْ اَجْلِ هَذَا, işte bundan dolayı كَانَتْ مَرْتَبَتُهَا فِي مَذْهَبِهِمْ بَيْنَ الْمُتَوَاتِرِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ. Bundan dolayı Hanefi fukahaya göre
meşhur haber ile mütevatir haber nerede durmakta? Şöyle diyelim, bundan dolayı Hanefi fukahaya göre meşhur haberin konumu, mertebesi mütevatir haber ile ahad haber arasında yer almakta. Ahad dediğimizde ise zaten haber vahidi kastediyoruz. Aynı anlama geldiğini söylemiştik. Şimdi subutu açısından şunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Mütevatir sünnet Allah elçisinden gelmesi açısından kat'iyet ve kesinlik ifade ediyor. Dolayısıyla bu tür haberlerde tevatür olması itibariyle sıhhati noktasında hiçbir şüphemizin olmaması lazım. Ancak sünnet-i meşhure gelince, sünnet-i meşhure yine aynı şekilde vurut açısından kat'iyet ifade ediyor, kesinlik ifade ediyor. Ancak bu kesinlik Allah elçisinden değil, sahabe ve ashabtan varit olması açısından, gelmiş olması açısından bir kesinlik ifade etmekte. Şimdi her ne kadar mütevatir sünnet ile meşhur sünnet arasında kat'iyet açısından bir ton ve derece farkı olsa dahi Hanefi fukahası meşhur sünneti mütevatir sünnet olarak telakki etmekte ve bu meyanda Kur'an-ı Kerim'de umumi olan ifadeleri tahsis etme, mutlak olan ifadeleri mukayyet hale getirme özelliğine sahiptir. Çünkü sahabi hüccettir, sikadır, muteber ve mutemettir. Bundan dolayı Hanefi fukahasına göre meşhur sünnet nerede yer almakta? Mütevatir ve ahad haber ya da diğer ifadeyle vahid haberin arasında yer almakta, mertebesini bu şekilde şekillendirmişler. Peki gelelim ahad sünnete. Ve sünnetul ahad zanniyetul vurudi anir rasul, peygamberden farid olma noktasında zannidir. Neden? Li enne senedaha la yufidul kat'a, çünkü senedi kesinlik ifade etmiyor. Dolayısıyla burada mütevatir sünnet ile meşhur sünnet özellikle fukaha mezhebine göre kesinlik ifade etmekte. Ancak ahad sünnete gelince, ahad haber bilhassa vurudu açısından bile zannidir. Zaten hepsinin manaya delaleti kat'i de olabilir, zanni de olabilir. Ancak burada ahad habere baktığımız zaman ahad haberin bizatihi kaynaklığı açısından bir zan noktası var, mevcuttur. Neden var? Çünkü senedi kesinlik ifade etmiyor. وَاَمَّا مِنْ جِيَةِ دَلَالَةِ, şimdiye kadar işlemiş olduğumuz konu tamamen vurut ve subut açısından sünnetin değerlendirmesiydi. Burada ise sünnetin delaleti açısından kısımlarını ele alacağız. وَاَمَّا مِنْ جِيَةِ دَلَالَةِ, sünnetin delalet cihetine gelince. فَكُلُّ سُنَّةِ مِنْ هَذِ الْاَخْسَامِ ثَلَاسَةِ, bu üç kısımda yer alan sünnetin her birisi قَدْ تَكُونُ قَطْعِيَةَ دَلَالَةِ, delaleti kat'i olabilir. اِذَا كَانَ نَصُّهَ لَا يَحْتَمِلُ تَعْوِيلًا, şayet nası herhangi bir yoruma açık değilse, yorum ihtimali yoksa, o zaman buna ne diyeceğiz? Delaleti kat'i sünnet diyeceğiz. وَقَدْ تَكُونُ ظَنِّيَةَ دَلَالَةِ, bazen de zanni bir delalete sahip olabilir. اِذَا كَانَ نَصُّهَ يَحْتَمِلُ تَعْوِيلًا, şayet nasında tevili açık bir ihtimal varsa, imkan varsa, buna da dalaleti zanni olan sünnet demekteyiz. Zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bile mana açısından nasların ikiye ayrıldığını söylemiştik. Zanni olabileceği gibi kat'i olabilir. Kur'an-ı Kerim'i sünnetten ayıran nokta, Kur'an-ı Kerim'in baştan sona, yani Fatiha suresinden Nas suresine kadar subut açısından hepsinin kat'i olmasıydı. Kur'an-ı Kerim'de bile manaya delaleti açısından kat'i ve zanni naslar var ise elbette bunların sünnete yer alması ala tarikil evla mümkünattandır. Onun için sünnet için de aynı taksimatı yapıyoruz. Sünnette bulunan ifadelere baktığımız zaman bu eğer kavli sünnet ise, ameli ya da takriri sünnet ise bir açıdan zanni olabilir, diğer açıdan kat'i olabilir. Bunu ne şekilde anlıyoruz? Şayet
Tevile ihtimal yoksa bu kat'i bir delalete sahiptir. Tevile ihtimali varsa bu durumda ise zannidir diyoruz. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra Kur'an-ı Kerim ile sünnet-i seniyye nasları arasında bir mukayese, mukarene yapacağız, karşılaştırma. وَمِنَ الْمُقَارَنَا بَيْنَ نُسُوسِ الْقُرْآنِ وَنُسُوسِ السُنَّةِ Kur'an-ı Kerim'in nasları ve sünnet-i seniyyenin nasları arasında karşılaştırmada مِنْ جِهَةِ الْقَطْعِيَةِ وَظَنِّيَةِ Kat'iyet ve zanniyet açısından yuntecu şöyle bir netice elde edilir ya da yuntecu şöyle bir netice ortaya çıkar. اَنَّ نُسُوسَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كُلُّهَا قَطْعِيَةُ الْوُرُودِ Kur'an-ı Kerim'in bütün nasları Fatiha suresinden ta Nas suresine kadar subutu ve vurdu açısından kat'idir, kesindir. وَمِنْهَا مَا هُوَ قَطْعِيُ دَلَالَةِ وَمِنْهَا مَا هُوَ ظَنِيُ دَلَالَةِ Ancak delalet açısından delaleti kat'i olanlar olduğu gibi delaleti zanni olanlar da vardır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim subut ve vurut açısından tamamen kat'i bir kitaptır. Ancak manaya delaleti açısından zanni naslar olabileceği gibi kat'i naslar da vardır. وَاَمَّا السُنَّةُ Sünnete gelince فَمِنْهَا مَا هُوَ قَطْعِيَّةُ الْوُرُودِ وَمِنْهَا مَا هُوَ ظَنِّيُّ الْوُرُودِ Özellikle subut ve vurud açısından sünneti Kur'an-ı Kerim'den ayıran noktalardan bir tanesi burası. Sünnetin subutu açısından da kat'i olanlar var. Yine zani olanlar var. Ama Kur'an-ı Kerim'in vuruduna baktığımız zaman hepsinin kat'i olduğunu söylemiştik. Ve kullun minhuma her birisi bu sünnetten gerek kat'i gerekse zani olanlara baktığımız zaman yani subutu kat'i ve subutu zani sünnetin hepsi her birisi kad yekunu kat'iyye delaleti ve kad yekunu zaniyye delaleti delaleti açısından zanni de olabilir, kat'i de olabilir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ve sünnetin birleştiği nokta şurası, manaya delaleti açısından hem Kur'an-ı Kerim hem sünnet-i seniyye zanni de olabilir, kat'i de olabilir. وَكُلُّ سُنَّةٍ مِنْ اَقْسَامِ سُنَنْ اَثَسَةِ El-Mutawatireti ve'l-Meşhureti ve Sunen-i Ahad sünnetin her üç çeşidine gelince sünnetin her bir çeşidi yani üç çeşidi bu mütevatir olabilir, meşhur olabilir, sünnet-i ahad olabilir. Bütün bunlar mübteda burası. Hüccetun bu da haber olmuş oluyor. Hüccetun hüccettir. Vacibu ittiba'iha ve'l-amel biha. Uyulması ve kendisiyle amel edilmesi zorunludur. Dolayısıyla sünnetle amel etmeyeceğiz manası buradan çıkmaz. Gerek mütevatir, gerek meşhur, gerekse ahad olsun fark etmez. Bütün bunlarla amel edilmesi ve bunların bağlayıcı olma özelliği vardır. Amel edilmesi gerekir ve bağlayıcı olma özelliği vardır. Emmel mütevatire, mütevatir sünnete gelince فَاِنْ فَلِئَنَّهَا Çünkü mütevatir sünnet مَقْتُعُنْ بِسُدُورِهَا وَوُرُودِهَا Hem gelişi açısından, kaynağı açısından, Resulullah'tan gelmesi açısından kesinlik ifade ediyor. وَاَمَّا الْمَشْهُورَ اَوْ سُنَّةُ الْاَحَدِ Meşhur ve sünnet ahada gelince فَلِئَنَّهَا Bu iki sünnet türü وَاِنْ كَانَ ظَنِّيَةَ الْوُرُودِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ Her ne kadar bizatihi Resulullah'tan geliş açısı itibariyle zan ifade etse dahi illa enne hâza zanne fakat bu zan taraccaha bima tevâfere fil ruvâti minel adaleti ve temâmin dabti vel itkâni ravilerde bulunan adalet zaptın tam olması itkanın tam olması itibariyle bu şartlar sağlanması yönüyle bir zan ifade etmekte. Yani bu zan sıradan bir zan değil, vehim değil, şek değil. Biraz daha yakine ve ilme yakın olan bir zandan bahsediyoruz. Dolayısıyla her ne kadar meşhur sünnet ve ahad sünnet vurudu itibariyle zan ifade etse dahi ravilerin güvenilir, muteber, sika, adalet, zapt açısından
şartları taşıması itibariyle bir bilgi değeri vardır. Peki bu yeterli bir şey mi? Evet. وَرُجْحَانُ ظَنِّ Zannın ağır basması kafin yeterlidir. فِي وُجُوبِ الْعَمَلِ Amel edilmesi gerektiği noktasında sadece zannın ağır basması yeterli. Öyleyse neden bunlarla amel edeceğiz? Çünkü burada rujhan-ı zan olduğu için sıradan bir zandan bahsetmiyoruz. Ağırlık basan bir zan var burada. Zan-ı galip vardır. Öyle olunca bunlarla amel etmemiz icap etmekte. Lida işte bu gerekçeden dolayı yakdil kadi yargıç hüküm veriyor. Bi şehadeti şahidi şahidin şehadetiyle hüküm veriyor. Ve innema ve hiye innema ancak bu şehadet tufidu rujhana zanni bil meşhudi bihi görülen şey noktasında zannın ağırlığını ifade ettiğinden dolayı rujhan-ı zan ifade ettiğinden dolayı bir yargıç şahidin şehadetiyle hüküm verebiliyor. Şimdi birinci örneğimiz bu. Yani herhangi bir yargıç bir şahidin şehadetiyle hüküm verebiliyor. Olaya tanık olduğunu bu durumda biz kabul etmiş oluyoruz değil mi? Neden? Çünkü rujhan-ı zan dediğimiz zan-ı galip burada söz konusu. Yine ikinci örneğimiz وَتَصِيحُ السَّلَاةُ بِالتَّحَرِّ فِي اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَ Kabe istikbal-ı kıble noktasında araştırma neticesinde kılınan namaz doğru bir namazdır. Sahih bir namazdır. Neden? Halbuki burada bir zan var. Evet zan var ama وَهُوَ اِنَّمَا يُف۪يدُ غَلَبَةَ ظَنْ Zan galibi ifade ettiğinden dolayı. وَكَثِيرُ مِنَ الْاَحْكَامِ Esasen birçok hüküm مَبْنِيَّةُ عَلَى الظَّنِ Zan üzerine inşa edilmiştir, tesis edilmiştir. وَلَوْ اُلْتُزِمَ الْقَطْعُ وَالْيَقِينُ فِي كُلِّ اَمْرٍ عَمَل۪ينَ Eğer her ameli bir hükümde kat'iyet ve kesinlik aransa, şart koşulsa, لَنَالَ النَّاسُ الْحَرَجِ insanlar zorlukla karşı karşıya kalmış olur. Onun için burada ister istemez zannı bir bilgi değeri olarak kabul ediyoruz. Bilgi değeri açısından zannın da özellikle rujhan-ı zan dediğimiz galip zannı bir bilgi kaynağı olarak kabul ediyoruz ve onunla hüküm verebiliyoruz. Müellifimizin özetle anlatmaya çalıştığı nokta burası. Öyleyse hadisleri kısımlara ayırdığımızda gerek mütevatire, gerek meşhure, gerekse ahad hadis her ne kadar bunlar arasında ton farkı olsa dahi amel edilmesi ve uyulması açısından bir hüccettir. İşin özeti bu. Bu meseleyi bu şekilde anlamamız kafi ve vafi. Şimdi sünnetin kısımlarından söz ettik. Mütevatire, meşhure ve ahad olmak üzere üç kısma ayırdık. Ve her üçüne de uyulması gerektiğini ifade ettik. Ancak başka bir hususun daha altını çizmemiz gerekiyor. O da şu, Peygamber Efendimizin her söylediği, her yaptığı şey teşri niteliğini taşımayabilir. Yani zorunlu bir şekilde uyulması gereken bir vasıf olmayabilir. Neden? İlk önce ana başlığımızı okuyalım. مَا لَيْسَ تَشْرِيعًا مِنْ اَقْوَالِ الرَّسُولِ وَفْعَالِهِ Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden ve fiillerinden teşri vasfını taşımayanlar. مَا صَدَرَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ Peygamber Efendimiz'den sadır olmuş olan min اَقْوَالٍ وَاَفْعَالٍ Sözler ve fiiller اِنَّمَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْمُسْلِم۪ينَ Müslümanlar için bağlayıcı bir tarafı vardır. وَاَجِبًا اِتِّبَاعُهُ Uyulması gereklidir. اِذَا صَدَرَ عَنْهُ بِوَصْفِ اَنَّهُ رَسُولُ اللّٰهِ Şu vasıfla ondan sadır olmuş olması gerekiyor. Allah'ın elçisi olması itibariyle, yani risalet vasfıyla bu sözün söylenmiş olması, bu eylemin yapılmış olması gerekiyor. وَكَانَ مَقْصُودًا بِهِ Ve bununla şunun kastedilmesi lazım. اَتَّشْرِعُ الْعَامْ وَالْاِقْتِدَى Teşri ve iktidanın yani ittibanın kastedilmiş olması gerekiyor. Şimdi bunu maddeler halinde anlatacağız. Daha detaylı bir şekilde ortaya koymaya çalışacağız.
وَذَٰلِكَ Bu da şu şekilde gerçekleşiyor. اَنَّ الرَّسُولَ sallallahu aleyhi ve sellem insanu كَسَائِرِ النَّاسِ Allah'ın elçisi sıradan insanlar gibidir. Fizyolojik olarak, biyolojik olarak, beşer olması hasebiyle. Ancak اِسْتِفَاهُ اللّٰهُ رَسُولًا اِلَيْهِمْ Cenab-ı Hak onu insanlara peygamber ve elçi olarak göndermiş. كَمَا قَالَ تَعَالَى قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ De ki insanlara, ben sizin gibi bir beşerim. Yuha ileyye ancak sizden farkım bana vahyedilmiş olmasıdır. Öyleyse Peygamber Efendimiz yapısı itibariyle evet bir insandır. Ancak onu diğer insanlardan ayıran temel özellik kendisine vahyedilmesidir. Öyle olunca Peygamber Efendimizin sözlerini ve eylemlerini bazı bölümlere ayırıyoruz. Bir takım kategoriler ortaya koyuyoruz. Hangi şeyi beşeri olarak yaptı, hangi şeyi Resul olması itibariyle, elçi olması itibariyle yaptı, alimlerimiz bunun üzerinde düşünmüşler, taşınmışlar ve şöyle sonuçlara ulaşmışlar. فَمَا صَدَرَ عَنْهُمْ بِمُقْتَدَ تَبِعَتِهِ الْاِنْسَانِيَّ İnsani tabiatı itibariyle Peygamberimizden sadır olan şeyler ne gibi? مِنْ قِيَامٍ kalkmak, وَقُعُودٍ oturmak, وَمَشِّنْ yürümek, ve nevmin uyumak, ve eklin yemek, ve şurbin içmek, feleyse teşri'an, bunların hiçbirisi teşri değildir. لِأَنَّ هَذَا, çünkü bunlar, لَيْسَ مَسْتَرُهُ رِسَالَتَهُ, bunların kaynağı Peygamber Efendimizin risalet yönü değildir. Yani elçi olma sıfatıyla bunlar yapılmış değildir. وَلَكِنَّ مَسْتَرَهُ insaniyetuhu, burada bunların kaynağı Resulullah Efendimizin insan oluşunda yatmakta. Öyleyse risalet ile insaniyetin ayırt edilmesi gerektiğini ifade etmeye çalışıyor müellifimiz. Lakin izâ sadara minhu fi'lun insani, ancak insani bir eylem Peygamber Efendimizden sadır olduğu zaman ve delle delilun ala enel maksude min fi'li iktidâ'u bihim ve yaptığı fiilden maksadın uyulması gereken bir şey olduğuna dair bir delil ortaya çıkınca kâne teşri'an bihâze delil, bu delil bize neyi ifade etmekte? Bu delil sayesinde teşri olmuş oluyor. Şimdi mesela ayağa kalkmak, oturmak, yemek içmek. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yemek yerken ya da herhangi bir şey içerken besmele çekmesi, sonunda elhamdülillah demesi, içerken nefes alıp vermesi, değil mi? Yemeğin topluca yenilmesi, uyurken sağ tarafı üzerine uyuması, bir takım duaları, zikirleri okuması, her ne kadar bütün bu saymış olduğumuz maddeler insaniyet boyutuyla alakalı olsa dahi, bütün bunlarla ilgili elimizde öyle belgeler, öyle hüccetler var ki bunların teşri olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla bir müminin bunlara uyması gerekiyor. Yani eve girerken, evden çıkarken, mesela camiye girerken sağ ayakla girmek, çıkarken sol ayakla çıkmak gibi birçok örneği anlatabiliriz. Halbuki yürümek, oradaki yürüyüş biçimi bütün insanlara ait olan bir özellik. Ancak Peygamber Efendimiz bunları bize öğretmiş ve öğretirken de bu bilgiler bize sünnet-i seniye olarak ulaşmıştır. Umarım burası anlaşılmıştır. Şimdi ikinci maddeye geçiyoruz. وَمَا صَدَرَ عَنْهُ بِمُقْتَدَ الْخِبْرَةِ الْاِنْسَانِيَّ وَالْحِذْقِ وَالْتَجَارِبِ fi şu'uni dunyaviyye min itticarin ev ziraatin ev tanzimi ceyşin ev tedbirin harbiyin ev vasfi davain li maradin ve ma ila zalik. Bir de Peygamber Efendimizin insani anlamda uzmanlığı gereği bir şeyi sezmesi, farkına varması, tecrübesi ne gibi mesela? Özellikle dünyevi şeylere baktığımız zaman, özellikle dünyevi şuunat dediğimiz dünyevi işlere baktığımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi tecrübesiyle, birikimiyle, insani bakış açısıyla vermiş olduğu bir takım hükümler vardır. Ne gibi? Ticaret, ziraat, ordunun düzenlenmesi, tedbir-u harbin. Aslında tedbir-u harp dese daha güzel olur. Savaş hazırlığı gibi ya da herhangi bir hastalığa bir ilacı tavsiye etmesi gibi. Ve emsali haza ve buna benzer şeyler. Feleyse teşri'an eydan. Bunlara teşri diyemeyiz. Bunların hiçbirisi teşri değildir.
لِأَنَّهُ لَيْسَ صَادِرًا عَنْ رِسَالَتِهِ Çünkü vasıf itibariyle Peygamber Efendimizin peygamberlik vasfıyla ortaya konulmuş şeyler değildir bunlar. Peki nelerdir bunlar? وَاِنَّمَا هُوَ صَادِرٌ عَنْ خِبْرَتِهِ الدُّنْيَوِيَّ Dünyevi bakış açısıyla ortaya koymuş olduğu şeylerdir. Tecrübesi itibariyle ifade ettiği şeylerdir. وَتَقْدِيرِهِ الشَّخْصِي ve kişisel yorumu olarak karşımıza çıkmakta. وَلِهَذَا işte bundan dolayı لَمَّا رَأَ فِي بَعْدِ غَزَوَاتِهِ gazvelerin birisinde ne zaman ki Peygamber Efendimiz şunu gördü اَنْ يُنْزِلَ الْجُنْدَ فِي مَكَانِ مُعَيَّنٍ orduyu herhangi bir yere ordunun herhangi bir yere konaklamasını emredince قَالَ لَهُ بَعْدُ أَصْحَابِهِ ashabından birisi şunu söyledi اَهَاكَذَا مَنْزِلٌ اَهَذَا مَنْزِلٌ اَنْزَلَكَهُ اللّٰهُ اَمْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَك۪يدَ diye sormuş. Ey Allah'ın elçisi, bu Cenab-ı Hakk'ın sana gösterdiği bir yer mi? Yani vahiy yoluyla mı bunu yapıyorsun yoksa bu savaş taktiği bir görüş mü diye sordu. Peygamber Efendimiz bel huve ra'yu vel harbu vel mekide demiş. Benim görüşüm savaş taktiği şeklinde yanıt vermiş. Bunun üzerine sahabi şunu söylemiş. Leyse haza bi menzilin. Bu doğru bir konaklama yeri değildir. Ve eşare bi inzal cundi fi mekan aher. Askerin ve ordunun başka bir yere konaklamasını tavsiye etmiş. Li esbabin harbiyetin beyyeneha li Resul Peygamber Efendimiz'e anlatmış olduğu bir takım savaşla ilgili taktiklerden dolayı. وَلَمَّا رَأَ الرَّسُولَ وَلَمَّا رَأَ الرَّسُولُ اَهْلَ الْمَد۪ينَ يُعْبِرُونَ النَّخْلَ Onların hurma ağaçlarını budadığını görünce اَشَارَ عَلَيْهِمْ اَلَّا يَعْبُرُوا böyle bir şey yapmamalarını söylemiş. فَتَّرَكُ التَّعْبِيرَ Şimdi bu يُعْبِرُوا da olabilir. Ebere kökünden geliyor da يُعْبِرُوا يُعْبِرُوا şeklinde okunabilir. Bunu sözlüğe bakabilirsiniz. فَتَرَكُ التَّعْبِيرَ Onlar da budamayı terk etti. Ama وَتَلِفَ الثَّمَرْ Meyveler kurudu gitti. فَقَالَ لَهُمْ اَبِّرُوا اَنْتُمْ اَبِّرُوا dedi. Artık budama yapabilirsiniz. Entum a'lemu bi umuri dunyakum siz dünyanızı daha iyi bilirsiniz şeklinde bir yanıt vermiş Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Tabii bu kelimenin köküne bakmamız gerekiyor. Aslında te'bir telkih manasına geliyor. Yani bir nevi budama manası var. Şimdi bu örneğe baktığımız zaman, bu iki örneğe baktığımız zaman Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın bir takım şeyleri kendi bireysel tecrübesi neticesinde tavsiye ettiğini, önerdiğini görmekteyiz. Şayet bunlar vahiy olmuş olsaydı zaten sahabenin buna itiraz etme hakkı olmayacaktı ve peygamber de dahil olmak üzere herkesin buna uyması gerekecekti. Onun için alimlerimiz böyle bir farkı ortaya koymuşlar. وَمَا صَدَرَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ Peygamber Efendimiz'den sadır olmuş olan bir şey وَدَّلَّ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُ عَلَى أَنَّهُ خَاسٌ بِهِ ve şer'i bir delil onun sadece Peygamber Efendimiz'e ait olduğunu ortaya koyuyorsa وَاَنَّهُ لَيْسَ اُسْوَةً ف۪يهِ ve bu şer'i delil onun sadece Peygamber Efendimiz'e ait olup da diğerlerine örneklik teşkil etmediğini ifade ediyorsa فَلَيْسَ تَشْرِعًا عَامًا buna genel teşrih diyemeyiz. Ne gibi? كَتَزَوُّجِهِ بِاَكْثَرَ مِنْ اَرْبَعِ زَوْجَاتٍ dört zevceden fazla zevceyle evlenmesi gibi. Fenk ma'ta ve lekum min nisa'i metne ve thulata ve ruba' aslında bu ayet-i kerimeye uymuyor. Neden? Çünkü Peygamber Efendimizin özelliklerinden bir tanesi buna hasais rasul demekteyiz. Azap suresinde bu anlatılıyor. Delle ala enel haddel a'la li adedi zevcati arba. Burada evlenmesi gereken kadınların en fazla dört tane olduğu sınırı getirilmiş. Ve ke iktifaihi fi itibati da'va bi şehadeti Huzeyme vahdehu veyahut da bazı davalarda sadece bir kişinin şahadetiyle yetinmesi. Normalde mesela iki kişi olması gereken bir davada iki şahidin bulunması gerektiği yerde Peygamber Efendimiz sadece birisiyle yetinmiştir. لِأَنَّ النُّسُوسَ سَرِيحَةٌ فِي اَنَّ الْبَيِّنَةَ شَاهِدَانِ aslında nasların açıkça ifade ettiği üzere beyine iki kişi olması gerekiyor. Yani belge şahit sayısının iki kişi olması lazım. Naslarda bu çok açık bir şekilde ifade edilmiş. Ancak Peygamber Efendimiz
bir olayda sadece Huzeyme'nin şehadetiyle yetinmiştir, iktifa etmiştir. وَيُرَاعَ ve gözetilmesi lazım. اَنَّ قَدَاءَ الرَّسُولِ فِي خُسُومِهِ يَشْتَمِلُ عَلَى اَمْرَيْنِ Peygamber Efendimizin davalılar noktasında verdiği hükümler iki kısma ayrılır. اَحَدُهُمَا اِثْبَاتُهُ وَقَائِعَ وَثَانِهُمَا حُكْمُهُ عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ الْوَقَائِعِ Şimdi birincisi olayların tespit edilmesi, ortaya konulması. İkincisi ise bunlara yönelik hüküm vermesi. فَاِثْبَاتُهُ الْوَقَائِعَ اَمْرٌ تَقْدِيرِيٌ لَهُ وَلَيْسَ بِتَشْرِيعٍ Vakaları tespit etme yöntemi ona aittir. Onun kişisel bakış açısını teşkil etmekte ve bu teşriğe konu olmuyor. وَاَمَّا حُكْمُهُ بَعْدَ تَقْدِيرِ ثُبُوتِ الْوَقَائِعِ فَهُوَ تَشْرِعٌ Ancak vakaların sabit olmasından sonra vermiş olduğu hükümler teşri kapsamı içerisine girmekte. Dolayısıyla zaten Peygamber Efendimiz de kendisi bunu söylüyor. Yani gelen hasımlardan bazılarının daha iyi konuştuğunu, kendilerini daha iyi ifade ettiklerini ve dolayısıyla bir nevi hakkı batıl, batılı hak suretinde gösterebileceklerini ifade etmiştir. Onun için burada biz olayın bu boyutuna bakmıyoruz. Doğrudan doğruya Peygamber Efendimizin olayla ilgili vermiş olduğu hükme bakıyoruz. Birinci maddesi teşri değildir. İkinci maddesi ise teşri kapsamı içerisine girmekte. وَالْخُلَاسَ Sonuç itibariyle اَنَّمَا صَدَرَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ مِنْ اَقْوَالٍ وَاَفْعَالٍ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ الثَّلَاثَ Bu üç haletten herhangi birisinde Peygamber Efendimiz'den sadır olmuş olan sözler ve fiiller اَلَّتِ بَيَّنَّهَا Açıklamış olduğumuz üzere فَهُوَ مِنْ سُنَّتِهِ Sünnetinden sayılır وَلَكِنَّهُ لَيْسَ تَشْرِيعًا وَلَا قَالُونَ وَاجِبًا اِتِّبَاعُهُ Ancak burada teşri ve kanun olabilecek, zorunlu bir şekilde ittiba edilebilecek bir hususiyet arz etmez. وَاَمَّا مَا صَدَرَ مِنْ اَقْوَالٍ وَاَفْعَالٍ بِوَصْفِ اَنَّهُ رَسُولٌ Elçi olması itibariyle, elçilik vasfıyla yani nübüvvet ve risalet vasfıyla kendisinden sadır olmuş olan sözlere ve fiillere gelince وَمَقْصُدٌ بِهِ اَتَّشْرِعُ الْعَامِ Ve burada eğer teşri-i am kastediliyorsa وَاِقْتِدَاءُ الْمُسْلِم۪ينَ بِهِ Ve Müslümanların uyması gereken bir şeyse فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الْمُسْلِم۪ينَ Bu durumlarda söylenen şey zorunlu bir şekilde uyulması lazım. وَقَانُونَ وَاجِبٌ اِتِّبَاعُهُ Ve uyulması gereken bir yasa olarak, kanun olarak karşımıza çıkmakta. Öyle olunca Peygamber Efendimizin sünnetini anlamaya çalışırken bu taksimata dikkat etmemiz gerekiyor. فَالسُنَّةُ اِنْ اُرِيدَ بِهَا طَرِيقَةُ الرَّسُولِ Eğer sünnetten maksat Peygamber Efendimizin yolu ise وَمَا كَانَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ Ve hayatında yaptığı, ettiği, söylediği şeyler ise فَهِيَ كُلُّ مَا صَدَرَ عَنْهُ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ اَوْ تَقْرِيرٍ Bu meyanda Peygamber Efendimizin her bir onayı, eylemi ve sözü sünnet kapsamı içerisine girmekte. مَقْصُودٌ بِهِ اَتَّشْرِعُ وَاِخْتَدٌ بِهِ لِإِهْتِدَائِهِمْ Bu durumda teşri kastedilmiştir. İnsanların hidayete erişebilmesi için uyması gereken hüccetler olarak değerlendirilmesi gerekiyor.